Selcan Hatun. Kan Tural hikayesinde Trabzon Tekfur'un kızı olarak tanıtılan Selcan Hatun, bu ismi Kan Turalı ile evlenmesi üzerine almış olsa gerektir. Hikayede ideal sevgili tipi Kan Turalı ile babası arasında geçen konuşmada şu şekilde verilmiştir. Kan Turalı koca der, "Dostlar, babam öldü, ben kaldım. Yerimi yurdumu tuttum. Yarın gün ben öleceğim, oğlum kalacak. Bundan iyisi yoktur ki gözüm görürken oğul gel seni evlendireyim," dedi. Oğlan der, "Baba, madem ki beni evlendirmeyi diyorsun, bana layık kız nasıl olur? Baba, ben yerimden kalkmadan o kalkmış olsun. Ben karakoç atıma binmeden o binmiş olmalı. Ben kanlı kafir eline varmadan o varmış olmalı. Bana baş getirmiş olmalı," dedi. Kanlı koca der, "Oğul, sen kız istemezsin, bir yiğit bahadır istersin. Onun arkasında yiyesin, içesin, hoş geçesin," der. Bu özelliklere uygun kızın da Trabzon Tekfur'un kızı olduğu, ancak onu elde etmek bazı şartların yerine getirmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kız tasvir edilirken fevkalade güzel, dilber bir kız. Sağına soluna iki çift yay çekerdi. Attığı yer yere düşmezdi ifadeleri kullanmıştır. Buradan da ideal sevginin hem güzel hem de cesur ve güçlü, yani alp tipine uygun olması istenmektedir. Selcan Hatun soylu bir aile mensubu olup evlenici erkeği deneyerek seçen, seçtiği erkeğe sonuna kadar sadık olan, gerektiğinde sevdiği erkeği kendi ailesine karşı bile savunan bir tip olarak karşımıza çıkar. Selcan Hatun, alp tipinin erkeğe uygun ideal alp tipi kadındır. Eşiyle bir dengeye sahip olan, onunla ailesini tamamlayan bir tiptir. Bu tip, evlenen gençlerin kendilerine büyük bir aile bireyi, yeni bir aile olduklarını, artık anne babalarını tamamen bağımsız olmaları gerektiğini gösteren bir karakter ve sevgili tipidir. Günümüz evliliklerinde en büyük problem, yeni evli çiftlerin kendi ailelerine aşırı ilgi ve müdahaleler sonucu yeni kurulan ailenin daha baştan iflas etmesine karşı Selcan Hatun'un karşı çıkışı çok iyi bir örnek oluşturmaktadır. Kadının evleneceği erkeği deneyecek ve severek seçmesi bakımından Selcan Hatun tipi yine oldukça güzel bir örnek teşkil etmektedir. İdeal sevgili tipini genel olarak değerlendirdiğimizde iki karakterden bahsetmek mümkündür. Bunlar Banu Çiçek ve Selcan Hatun karakterleridir. Biri Oğuzlardan, diğeri de onların düşmanı arasından seçilen bu iki karakter, hem cesaret ve güçleri hem de kişiliklerini ortaya koymaları ve kendi kaderlerini tayin etmeleri bakımından örnektir. Kendileriyle evlenecek erkeklerin sadece güzelliklerine değil, aynı zamanda bilgi ve becerilerine de aşık olmalarını isteyen ve bu özellikleriyle de mükemmel sevgili tipi ortaya koyan bu iki karakter, soylu oldukları kadar sevdikleri erkeğe sadık ve onlarla aynı seviyede kişilerdir. Dışa dönük, aktif olmaları, onların da alt tipi kadın olduklarını ve kadının da toplumda erkek kadar önemli ve seçici olabileceğini vurgulayan tiplerdir.